haberin merkezine, Şovan'a habere hoş geldiniz sayın seyirciler. Mehmetçik Bitlis'te kırmızı kategoride aranan bir teröristin de aralarında bulunduğu 5 PKK'lı haini kıstırıp öldürdü. Arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan haininin üzerinden 1998 yılında tedavülde olan bir banknot çıktı. O banknot 20 yıl önce şehit ettiği pilotumuzun parasıydı. Çağırda geleyim o. Dayanamam tamam. Ay dayanamam tamam. Mehmetçik 20 yıl önce Kuzey Irak'ta şehit düşen 15 silah arkadaşının kanını yerde bırakmadı. Onları şehit eden PKK'lı terörist Sefer Açar'ı 20 yıl sonra bulup öldürdü. Şehitlerden çaldığı bu parayı üstünde bulup el koydu. Eller kırılsın sana, eller kırılsın, eller kırılsın. 20 yıl önceydi. Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde operasyondayken teröristlerin saldırısına uğradı. Düşen helikopterde ikisi pilot, 15 asker şehit düştü. Saldıran teröristlerden biri de Velat Geverkod adlı Sefer Açar'dı. Utanmadan, sıkılmadan şehit askerlerin eşyasını yağmaladı. Bu 500 bin liralık banknotu şehit pilotlardan alıp üstüne not düştü. Sürekli yanında taşıdı. Hain saldırıdan 20 yıl sonra Mehmetçik onu Bitlis'te buldu. Kırmızı listede 18 ayrı suçtan aranan o teröristi İzan'ın Koçyiğit köyünde düzenlediği operasyonla öldürdü. Komandolar aynı bölgede operasyona devam etti. 5 teröristi daha öldürdü. Savaş uçakları da göz açtırmadı. Irak'ın kuzeyindeki ZAP bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 terörist öldürüldü. Terör örgütüne sadece kırsalda değil, şehir merkezlerinde de operasyon vardı. Şırnak'ta örgüte destek veren 3'ü Fransız 16 kişi gözaltına alındı. Bu arada Milli İstihbarat Teşkilatı da yurt dışında bir başka terör örgütüne yönelik operasyondaydı. O FETÖ'ye karşı operasyondaydı. Örgütün Azerbaycan kasası İsa Özdemir Bakü'de, Mersin'deki iş adamlarının imamlığını yapan Salih Zeki Yiğit ise Ukrayna'da kıskıvrak yakalanıp Türkiye'ye getirildi. Sayın seyirciler, tüm dünyanın gözünün çevrildiği NATO zirvesinden dışarıya yansıyan en dikkat çekici fotoğraf Erdoğan, Trump ve Macron'unkiydi. Cumhurbaşkanı Trump'la baş başa görüşmedi ama ayaküstü sohbet etti. 29 üye ülkenin liderleri tek tek geldi. Erdoğan'ı seçim zaferi nedeniyle tebrik edip başarı diledi. Brüksel'deki NATO zirvesinin en çok ilgi gören lideriydi Cumhurbaşkanı. İki gün boyunca zirve toplantılarının yanı sıra ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Amerikan Başkanı Trump'la baş başa görüşmedi ama Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da katıldığı ayaküstü neşeli sohbetleri tüm dünyanın ilgisini çekti. ABD basını o görüntülere Trump Erdoğan'la kanka sohbeti için batılı liderleri ekti yorumunu yaptı. Macron'a Fransa'nın Hırvatistan'da oynayacağı Dünya Kupası finalini televizyondan da olsa izleme sözü verdi Erdoğan. Almanya Şansölyesi Merkel, İtalya Başbakanı Conte ile de görüştü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesi ise her zamanki gibi son derece neşeliydi. First Lady Emine Erdoğan da Brüksel'deydi. O da lider eşleriyle buluştu, müze ziyaret etti, konser dinledi. Zirve sona ererken Donald Trump'ın gergin tavırları da zihinlere kazındı. Avrupa'nın göçmen politikasını eleştirdi. Almanya'yı Rusya esiri olmakla suçladı ABD Başkanı. Bence genel sekreter beni seviyor. Beni tek seven o olabilir, bana uyar. NATO zirvesine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sürprizi damgasını vurdu. Çavuşoğlu İngiltere'nin Dünya Kupası'na veda ettiği yarı final maçını telefonundan açınca liderler kritik zirveye maç molası verdi. Liderlerin gözleri telefonda, heyecan dorukta. İzledikleri İngiltere-Hırvatistan maçının son anları. Brüksel'de devam eden NATO zirvesine bu görüntü damgasını vurdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı İngiltere-Hırvatistan maçını liderlere böyle izletti. Oh, it's
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şansölye Merkel, İngiltere Başbakanı May ve Arnavutluk Başbakanı pür dikkat kesildiler. Kritik zirvede maç keyfi yapmayı ihmal etmediler. İngiltere son dakikalarda 7 golle Dünya Kupası'na veda etti. Morali bozulan İngiliz Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan teselli etti. Liderlerin maç keyfi, NATO zirvesinde kaydedilen en renkli görüntü olarak kayıtlara geçti. Meclis bugün yeni başkanını seçmek için toplandı. AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım, MHP'nin desteğiyle yeni sistemin ilk meclis başkanı seçildi. AK Parti, CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet kendi adaylarını çıkardı meclis başkanlığı için. MHP, AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ı destekledi. Bir sandalyesi bulunan Büyük Birlik Partisi ile Demokrat Parti ise aday göstermedi. Kabul edenler... Genel kurulun ilk dakikalarında tansiyon yükseldi. Tutuklu milletvekilleri oldu meclisin ilk tartışması. Bir meclisin iki üyesinin yemin edemediği yerde hukuk devletinden söz edilemez. Ne Leyla Güven ne de Enis Berberoğlu bugün genel kurulda değiller. Böyle meclislere ayıplı meclis denir. Mecliste milli saraylar tartışması da vardı. Milli sarayları Beştepe'ye bağlaması benim için utançtır. Ayıptır, zuldür. Bunu farklı bir tartışmaya çekmenin biz AK Parti olarak doğru olmadığı kanaatindeyiz. Gerilim fazla sürmedi. Gizli oy verme işlemine geçildi. Herkese Mutlu Aydemir. İlk iki turda başkan seçilebilmek için meclis üye tam sayısının 3/2 olan 400 oyun alınması gerekiyordu. Bu sayı bulunamayınca seçim 3. tura kaldı. Anayasada öngörülen 3/2 oy çoğunluğu bulunamamıştır. 3. turda salt çoğunluk yani 301 oy yeterliydi. AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım, MHP'nin de desteğiyle 335 oy alarak yeni sistemin ilk meclis başkanı oldu. Oy veren ya da vermeyen bütün milletvekillerinin başkanı olacağımın bilinmesini ister. Hepinizi saygıyla selamlarım. Teşekkür için kürsüye çıktı, yine esprili bir biçimde verdi mesajlarını. Biraz sabredersen Tanal, daha bismillah dedik başladın dalmaya. Geçici başkan Durmuş Yılmaz'dan böyle devraldı yeni koltuğunu. Bu bana, sizden bana, öyle mi? Evet. İnşallah bu kırmızılar kadar güçlü olur diye ben size takdim ediyorum. Sağ olun. Ben gücün sahibini. Seçim sonrası genel merkeze bayrak açan Muharrem İnce kurultay için harekete geçiyor. Bir süredir delegelerle temas halinde olan İnce'nin pazartesi günü imza toplama sürecini başlatması bekleniyor. Benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olacağını böyle bir teklifte bulundum. İşte o sözlerle değişim talep etti. Kılıçdaroğlu'ndan CHP'yi kurultaya götürmesini istedi. Genel merkezden hayır yanıtı alan İnce... İmza toplamak için düğmeye bastı. Hayır derse örgüt kendisi çözecektir bu işi. İnce'ye yakın isimler delegelerle temasa geçti. Parti içi muhalefet yeterli imzayı bulma noktasında iddialı. Gözler İnce'nin adaylık açıklamasını ne zaman yapacağında. Kurultay için imza sürecinin 16 Temmuz pazartesi başlatılması bekleniyor. İnce kanadının 30 Temmuz'a kadar 634 imzaya ulaşması gerekli. İmzaları genel merkez inceleyecek, mükerrer ya da geçersiz imza yoksa parti yönetiminin en geç 45 gün içinde kurultayı toplaması gerekecek. Genel merkez yeterli imzanın toplanamayacağı görüşünde. Genel merkezimizin gündeminde olağanüstü kurultay yoktur. CHP kanadında yaşanan bir diğer gelişme ise parti sözcüsü Tezcan'ın 30 bin lira manevi tazminata mahkum edilmesi. Tezcan o parayı faşist diktatör dediği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ödeyecek. 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne 3 gün kala o gece yaşananlara dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Kameralar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve çevresinde kaydetti o anları. Tarih 15 Temmuz 2016. Adres Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Silahların namlusu FETÖ'cülerin kontrolündeki uçak ve helikopterlere dönük. 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümüne 3 gün kala Beştepe'de yaşananlara dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde darbecilerin kullandığı helikopterler ve savaş uçakları Beştepe semalarında uçarken Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde korumaların tetikte olduğu görülüyor. Darbecilerin görüldüğü anda korumalar ateş açıyor.
Bir diğer görüntüde ise külliyenin bir numaralı giriş kapısı var. Korumalar önce silahlarını alıyor, sonra da helikopterleri ateş açıyor. Bir yandan telsizlerden talimat yağıyor. Alçak uçuş yapan helikopteri ateş etsin arkadaşlar. Darbecilerin kullandığı helikopter ve F-16'ların termal kameralara yansıyan görüntüleri de paylaşıldı. 15 Temmuz gecesi 34 vatanseveri köprüde şehit eden hainlere ilişkin davada karar çıktı. 143 askerin yargılandığı davada 72 sanık ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. 15 Temmuz gecesi hainlere meydan okurken şehit düşmüştü o 34 kişi. O çatışma sonrası açılan dava karara bağlandı. 72 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 22 sanık da 17'şer yıl 6'şer ay hapis cezasına çarptırıldı. O hacıyı vurmuşlar bak hacıyı. 133'ü tutuklu 143 askerin yargılandığı mahkeme salonunda 34 şehidi temsil eden 34 Türk bayrağı yer aldı. Salon kara kalemle böyle resmedildi. 9 aydır süren davada karar bugün çıktı. Aralarında davanın en yüksek rütbelileri eski yarbay Turgay Ödemiş ve eski binbaşı Ahmet Taştan'ın da bulunduğu 72 sanık anayasayı ihlal suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 22 sanık da anayasayı ihlal suçuna yardım suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Askerlerimiz sivillere silah çıkıyor. Erol Olçok'un oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un şehit edilmesine ilişkin 12 sanık da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından iddiaya göre şikayetçiler ellerine geçeni sanıklara fırlattı. Jandarma mahkeme salonunu boşalttı. FETÖ-PDE soruşturması kapsamında Boydak ailesinden Memduh Boydak yöneticilik suçundan 18 yıl, Hacı Boydak 11 yıl 10 ay, Şükrü Boydak 10 yıl, tutuksuz sanıklar Mustafa, Erol, Bekir ve İlyas Boydak'la Murat Bozdağ'a 7'şer yıl 6'şer ay hapis cezası verildi. Mahkeme ceza verilen 7 sanığa ait şirket hisselerinin de devlete aktarılmasına karar verdi. Operasyonun ikinci gününde kedici Didem Ürer'le kaçmaya çalışan Adnan Oktar'ın yakalanma görüntüsü ortaya çıktı. Operasyon İsrail medyasının da gündeminde. Gazeteler Oktar'ın İsrail dostu olduğunu itiraf etti, gözaltına alınmasını eleştirdi. Adnan Oktar kaçtı, Mali polis onu nefes kesen bir kovalamacayla işte böyle yakaladı. Adnan Oktar'la kaçan kedici Didem Ürer de polis tarafından ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Dün Çengelköy'e polisin geldiğini gören Adnan Oktar yanına kedici Didem Ürer'i de alarak kaçtı. Polis onu 10 kilometre takip etti. Sarıyer'de kıstırdı. Aracın önü kesildi. Polis çevre güvenliğini aldı. Adnan Oktar indirilip polis aracına alındı. Araçta bir de kadın vardı. Adnan Oktar'ın ünlü kediciklerinden Didem Ürer. O da ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Vatan emniyete götürüldü. Adnan Oktar ve çetesine yönelik operasyon devam ediyor. Bugün de birçok noktada arama yapıldı. Gözaltı sayısı 178 oldu. Efendim İsrail ilişkiler var mı? Operasyonu duyan bazı mağdurlar da bugün şikayetçi oldu. Adnan Oktar'ın ifadesine henüz başlanmadı. Bugün sağlık kontrolüne çıkarılan Oktar basının sorularını cevapsız bıraktı. Adnan Oktar'a yönelik operasyon İsrail'in de gündeminde. Haberi manşetlere taşıyan gazeteler suç örgütüne açık açık destek verdi. Efendim İsrail ilişkiler var mı? The Jewish Press sitesi operasyonu İsrail dostu Müslüman lider tutuklandı başlığıyla okurlarına şikayet etti. The Jerusalem Post'a Adnan Oktar ve İsrail dostluğu yolun sonuna mı geldi diyerek Adnan Oktar ve İsrail arasındaki ilişkiyi itiraf etti. Adnan Oktar'ın eski kediciklerinden Ceylan Özgül, dün ekranlarınıza getirmiştik kan donduran itiraflarını. Bugün de açıklamalarına devam ediyor. İşte eski kediciğin kan donduran taciz, tecavüz ve tehdit iddiaları. 7 yaşında, 10 yaşında, 14 yaşında, 17 yaşında kızları taciz etmiş, kızlara defalarca tecavüz etmiş bir örgüt. Adnan Oktar yapılanmasından kaçmayı başaran Ceylan Özgül'le Ümit Kurucan'ın itirafları kan dondurdu. Yapılan tecavüzler, cinsel tacizler,
7 yaş diyorsunuz, evet, 10 yaş diyorsunuz. 7 yaşındaki kişiye evlenme teklifi ediyor. 10 yaşındaki kıza cinsel taciz var. Ceylan Özgül, Oktar yapılanmasıyla tanıştığında 25 yaşında İstanbul Üniversitesi mütercim tercümanlık öğrencisiydi. Hocamız dünya tatlısı da dünya güzelidir. Okula veya işe gittikleri zamanı tercih ederler. Hemen yolda avlamaya başlarlar, tavlamaya başlarlar. Sistemi kuran Adnan Oktar'ın kendisi. Yakışıklı erkekler yaşı kaç olursa olsun tatlı söz, evlenme vaadi, lüks hayat gibi vaatlerle genç kızları tavlıyordu. Sadece güzel olması yeterlidir bir kız. 10-15 kişilik bir kız tavlama grubu vardır. O yapıya giren bir genç kızın sistemden çıkması neredeyse imkansız. Hapis hayatı var aslında. 3-4 tane gardiyan vardır. Bunlardan en azından bir tanesi silahlıdır. Arkanızdan bir araba sizi takip eder. Doktorla bile baş başa asla kalmazsınız. Bizim ekranlarda gördüğümüz hepsi kedicikti ama siz diyorsunuz ki hepsi birer kaplandı aslında. Büyük çoğunluğu için bu doğru. Silahlı tehditle, şantajla yaşıyorsunuz siz orada. Çocuklarını o yapıdan kurtarmaya çalışan aileler de vardı ama hepsi aynı yöntemle susturuldu. Onları da işte eskort yaparız, homoseksüel yaparız, tehdit ve şantajda bulunuyorlar. İddiaya göre FETÖ yapılanması da arkalarındaydı. Bu adamı koruyan FETÖ kolları da vardı. Birçok fazla ajanlık faaliyeti ortaya çıkacak. Küçük çocuklara verdiği zararlar, inanın yani halk gerçekten küçük dilini yutacak. İddiaya göre Adnan Oktar, yapılanma hakkında bilgi sızdıranlara da cinsel ve fiziksel şiddet uygulatıyordu. Orada bir hücre sistemi vardır. Adnan Oktar tarafından şiddetle cezalandırılır. Bu gerçekten çok acı bir durum. Ceylan Özgül'ün bir de uyarısı var. Firariler olacaktır. Onların görüldükleri yerlerde ihbar edilmesi için duyarlılığa davet ediyorum. 5 evladı ve bir torununu Adnan Oktar yapılanmasına kaptıran Semin Babuna Şov Haber'e konuştu. Yaşadığı zor günleri anlattı. Türkiye'yi bir kez daha uyardı. Adnan Oktar yaklaşık 25 yıldır bize çok büyük zarar veriyor. Bu kişi sahte peygamberdir. Yani kendi kafasına göre bir din kurmuş, 6 evladımızı bize bir kere düşman etti. Bu şahsın etkisine girdikten sonra beyinleri sanki durdu. 5 çocuğuyla bir torununu Adnan Oktar örgütlenmesine kaptırdı. Hiç pes etmedi, savaştı. Yüzü yıllar sonra ilk kez güldü. Yani başımıza maalesef böyle bir atom bombası gibi bir şey düştü. Semin Babuna, Adnan Oktar'ın sağ kolu Oktar Babuna ile kedicikler Tuğba, Ceyda, Eda ve Hüma'nın annesi. Evlatlarımızı yıllardır bizden kopardı. Görmüyoruz onları. Dün yapılan operasyonda gözaltına alınan Tuğba Babuna, aileden Oktar yapılanmasına giren ilk isim. Yıllardır biz bu işin içindeyiz ve bize çok çektirdi ailelere, aileleri çok mağdur etti. Oktar Babuna gözaltındaki bir başka evladı. Türkiye onu 90'lı yıllarda lösemi hastalığı sırasında tanıdı. Onun için toplanan ilik örneklerinin Amerika'ya kaçırıldığı ortaya çıkınca fırtınalar koptu. Bizim temennimiz evlatlarımızın bu adamın etkisinden kurtularak bugüne kadar yaptıklarına pişman olmaları. Anne Semin Babuna iftiralara rağmen mücadelesinden hiç vazgeçmedi. Hayatlarını yıkıp geçen o yapılanma için bir kez daha çok tehlikeli uyarısında bulundu. Yani kendi kafasına göre bir din kurmuş, bu şekilde gençlerin beynini yıkıyor. Adalet elbet yerini bulacak. Tanıdığımızı sandığımız birinin gerçek yüzünü görmek çoğumuzu hayal kırıklığına uğratır, ancak söz konusu kediciklerin gerçek yüzü olunca hayal kırıklığı büyük oldu. Adnan Oktar örgütüne yönelik operasyonda Kandilli'deki 100 odalı villa da basıldı. Kameralara makyajsız yakalanan kedicikler tanınmayacak haldeydi. O makyajlı ve bakımlı hallerinden eser yok. Ekranda ne kadar masum ve sessizlerse gerçekte bir o kadar tehlikeli ve silahlılar. O kediciklerden 9'u daha gözaltına alındı. Niçin gözaltına alındı? Adnan Oktar suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 235 kişinin yakalanması için başlatılan operasyon sürüyor. O adreslerden biri de Adnan Oktar ve grubunun kullandığı Kandilli'deki 100 odalı villaydı.
İddiaya göre operasyon öncesinde villadan polise ateş açıldı. Sonunda ateş açanlar da dahil 9'u kadın, 13'ü erkek, 22 kişi gözaltına alındı. Kedicikler olarak ünlenen o kadınlar Adnan Oktar'la yaptıkları dans ve sohbetlerle tanındı. Dekolte giysileri ve şuh tavırlarıyla gündeme geldiler ama her fırsatta eğitimli olduklarını söylediler. Öğrendikçe Allah'ın yaratış sanatındaki mükemmelliği görüyoruz inşallah. Oysa hiçbiri ekranda göründüğü gibi değildi. Kedicik lakaplı kadınların çift silah taşıdığı ve çeşitli suçlara karıştığı iddia edildi. Gözaltı sırasında da makyajsız ve bakımsızdılar. 9'u yakalandı ancak 300 sırra kadem bastı. Adnan Oktar'ın en meşhur kedicikleri Tülay Kumaşçı ve Ayça Gökçaylar da o kayıplar arasında. Kaçan bir diğer kedicik de Serap Akıncıoğlu. Oktar'ın sayılı başörtülü kediciklerinden biriydi. Bu arada kedicikleri makyajsız tanıyabildikleri için operasyonu gerçekleştiren polisi ayrıca tebrik etmek gerekiyor. Tabii laf aramızda, kediciklerin makyajsız halinin Adnan Oktar'ın suç örgütü kurmasından daha büyük bir hayal kırıklığı yaratması da dikkate değer. Devam ediyoruz. Adnan Oktar yapılanmasının en büyük mağdurlarından biriydi. Onların arasına katılmadığı için başına gelmeyen kalmadı. Eski manken Ebru Şimşek dünkü operasyonun ardından 19 yıl sonra ilk kez derin nefes aldı. Kızlar sanki bir padişahın sarayına son gelen cariyesi nasıl olur? Süslerler püslerler ne bileyim neredeyse ayaklarımı yıkayacaklardı. Adnan Oktar yapılanması bugüne kadar 1000'den fazla suç duyurusunda bulundu onun hakkında. Yetmedi, 300'den fazla da dava açıldı. Ama o korkmadı, hep konuştu. Adnan Oktar benimle yaşamak istedi. 18 yaşında katıldığı güzellik yarışmasıyla tanındı Ebru Şimşek. Sadece Türkiye'nin değil, Oktar'ın da dikkatini çekmişti. Onu da kediciği yapmak istedi ama olmadı. Ebru Şimşek hiçbir zaman Adnan Oktar yapılanmasına girmeyi kabul etmedi. Birçok genç kıza, birçok sanatçıya belki, birçok ünlü insana da yapıldı. Ebru Şimşek'in sert üslubu Adnan Oktar'ı rahatsız etti. Müritleri arasına katılsın diye genç kadına şiddet, tehdit, taciz uygulandı. Bir takım görüntüler elde ettiler, şantaj görüntüleri. Ve bu görüntüler çekildikten sonra beni tehdit etmeye başladılar. Açıklama yaparsın. 4 lira atar mısın? 16 yıl hapis sistemiyle yargılandı ama bir süre sonra serbest kaldı. Şantaj iddiaları doğru mu Adnan Bey? Ebru Şimşek'in Adnan Oktar yapılanmasıyla savaşı 19 yıldır devam ediyor. Bugünse ilk kez yüzü gülen tarafta. Aksiyon filmini aratmayacak görüntüler gelecek şimdi ekranlarınıza. İntihar girişimi ihbarına giden polis tesadüfen bir cezaevi firarisiyle karşılaştı. Firari iç çamaşırıyla kaçtı, polis kovaladı. Cezaevi firarisi iç çamaşırıyla camdan atlayıp kaçtı. Polis böyle kovaladı. Nereye gitti, nereye? Aksiyon filmlerini aratmayan bu görüntüler Sultan Gazi'den. Aslında polisi dairenin kapısına götüren intihar girişimi ihbarıydı. İhbar asılsız çıktı ama... İntihar girişimi var ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ekipleri ve tabii polisler geldi. Hemen sivil polisler dairenin kapısına çıkıp çaldılar. Kapıyı açan kadına da bir problem mi var diye sordular. Ancak kadın şüpheli hareketlerde bulundu. Emniyetten geliyorum. Var mısın? Kadın tedirgindi. Birden kapıyı polisin yüzüne kapattı. Kapı tekrar açılınca olayın esrarı çözülmeye başladı. Kadının cezaevi firarisi olan eşi polis eve girmeden önce camdan atlamıştı. Üzerinde sadece iç çamaşırı varken sokakta koşarak kaçmaya başladı. Tabii polisler de peşine düştü. Durması için havaya ateş açtılar. Kovalamaca fazla uzun sürmedi. Cezaevi firarisi yakayı ele verdi. İşte o anlar. Cezaevi firarisi önde, polis arkasında. Abi İsmet Paşa Ordu Caddesi. İsmet Paşa Ordu Caddesi. Firari daha fazla kaçamayacağını anladı. Son çare bir iş yerine daldı. Orada da yakalandı.
O da eşi de karakola götürüldü. Bu sırada kadının da hırsızlıktan kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı. Karı koca cezaevine gönderildi. İki çocukları aile büyüklerine teslim edildi. Bir bebekten bir katil yaratan karanlığı sorgulatacak haberler gelmeye devam ediyor Türkiye'nin farklı yerlerinden. 16 yaşında bir çocuk nasıl silah bulur? O silahla nasıl bir cana kıyabilir? Akıl almıyor ama maalesef Konya'da gerçek oldu. Silahla üzerine yürüdü, hiç düşünmeden ateş açıp öldürdü. Henüz 16 yaşında bir cana kıyıp katil oldu. Baba neden yaptın? Ablamla ilişkisi vardı, o yüzden öldürdüm dedi. Silahı ona kim verdi onu söylemedi. Korkunç olay bu sabah Konya'da yaşandı. 16 yaşındaki Mustafa çalıştığı akaryakıt istasyonundaydı. İstasyona evli 3 çocuk babası 41 yaşındaki Mehmet Karabelen geldi. Mustafa onu görür görmez kuru sıkıdan bozma bu silahı aldı, yanına gelip ateş açtı. Onu öldürdükten sonra da polise gidip teslim oldu. Mehmet Karabelen'in kız kardeşi ise adli tıp önünde intikam diye bağırdı. İntikamını istiyorum! Kandırdınız beni! Ben 5 yaşında çocuk değilim! 45 yaşındayım ben! Cumhurbaşkanını hakaretten yargılanan sanatçı Zuhal Olcay'ın cezası belli oldu. Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan Zuhal Olcay hapis cezasına çarptırıldı. Geçtiğimiz yıl Kadıköy'de sahne aldığı bir barda söylediği şarkının sözlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını kullanarak değiştirip hakaret içeren bir el hareketi yapmıştı Zuhal Olcay. Skandalın ardından birçok müşteri mekanı terk etti. O anlara ait görüntüler sosyal medyada yayılınca tepki büyüdü. Erdoğan'ın avukatları da şikayetçi oldu. Zuhal Olcay 4 yıl 8 ay hapis istemiyle yargılanmaya başlandı. Olcay 10 ay hapis cezası aldı. Karar bir üst mahkemeye gitti. Uykulardan... Ve bugün İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi son sözü söyledi. Zuhal Olcay'a 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Ama mahkeme kararı Olcay'ın geçmişi, ekonomik ve sosyal durumunu göz önünde bulundurarak erteledi. 1 yıl 6 ay süreyle denetime tabi tutulmasına hükmedildi. Bursa'da açtığı boşanma davasını davul zurna eşliğinde oynayarak kutlayan kadın bugün yine aynı adliyenin önüne geldi, lokma dağıttı. Bakın bu kez amacı neydi? Amin abi. Boşanma davası açtığı gün adliye önünde oynayıp kına dağıtmıştı. Bugün yine adliye önündeydi. Şiddet gören kadınların ruhları için lokma dağıttım. Ben de bir şiddet mağduru olduğundan dolayı ben başardım, başaramayan kadınlarımızın ruhlarını oldum. Meryem Karaş 5 yıl önce davullu zurnalı bir düğünle evlenmişti. Ancak eşi cezaevine girdikten sonra ikilinin arası açıldı. Karaş boşanmak istedi. İddiaya göre eşi sosyal medyadan kendisiyle ilgili iddialar ortaya attı. Sosyal medyada beni hayat kadını olarak finanse edeceği yazıyordu. O da boşanma davası açtı. 2 ay önce duruşmaya davul ve darbukayla geldi. Bugün de eski eşi için açtığı tehdit davasının duruşması vardı. Bugün duruşmadan ceza aldı kendisi. Adalet er ya da geç tecelli eder. O da kararı kutlamak için şiddet görüp ölen kadınların ruhlarına lokma döküp dağıttı. Kadınlar ölmesin. Kadınlara sahip çıkalım. Ölen kadınlarımızın da ruhlarına hediyemiz olsun. Allah kabul etsin. Kurban Bayramı'na artık haftalar kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu yılki kurban kesim bedellerini açıkladı. İlk tepki üreticilerden geldi. Üreticiler vallahi bu rakamlar bizi kurtarmaz diyor. Kurtarmaz mı bu fiyat? Hayır efendim. Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belli oldu. İlk tepki üreticiden geldi. 70-80 kilo geliyor koç. Nasıl vereyim? 25 liradan hesaplarını veririm. Budur, doğrusu bu. Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini açıkladı. Buna göre yurt içindeki kesim bedeli 850 lira, yurt dışındaki kesim bedeli ise 625 lira olarak belirlendi. O rakamları duyan üreticiler büyük şok yaşadı. O fiyatta daha kurban olmaz.
doğru düzgün ben keseceğim diyen adam kesemez. Gerekçe ise masrafların artması. Üretici maliyetler %30 arttı. O fiyatlar bizi kurtarmaz diyor. Tamam var. Çanakkale koyunu var. 15 kilo geliyor. Onu kurban sayıp da 15 kilo et veren koyunu verirsek olabilir. 12 kilo et veren koyunu olsa olabilir. Ve büyükbaşlar, üreticinin aklındaki rakamlar aşağı yukarı belli oldu. 20 bin liralık hayvan kaç kiloluk bir hayvan? Aşağı yukarı 9 kilo falan. Süleyman amcamız tam 25 yıldır besicilik yapıyor. Bu kurban bayramına da 165 tane büyükbaş hayvan yetiştirdi ve onların satışına da başladı. Belirlediği fiyatlara gelince bu ahırdaki kurbanlıklar 12 bin liradan başlıyor, 20 bin liraya kadar çıkıyor. 50'si çoktan satıldı bile. Kalanların da müşterisi neredeyse hazır. Behzat Ç'nin de yazarı olan ünlü senarist Emrah Serbest, sebep olduğu kazayla 3 kişilik ailenin ölümüne neden olmuş. 6 gün direndikten sonra itiraf mektubuyla teslim olmuştu. Bugün cezası belli oldu. Hiçbir şey bir genç kızın hayatı yetmez. Emrah Serbest, Behzat Ç'nin senaristiydi. Korkunç bir kazaya neden olarak hafızalara kazındı. Emrah Serbest, sorumda T yok. Bundan sonra benim sorumda hiçbir şey yok. Serbest'in içinde olduğu araç hızla önündeki araca çarptı. Baba Ayhan'la 16 yaşındaki kızı Zeynep olay yerinde, anne Nilgün Özçelik ise hastanede yaşamını yitirdi. Keşke ben ölseydim o kazada. Çok özür dilerim herkesten. Kaza sonrası Serbest'in arkadaşı Kenan Doğru teslim oldu. Aracı ben kullanıyordum dedi. Tutuklandı. Ama gerçek başkaydı. Serbest 6 gün sonra sosyal medya üzerinden itiraf mektubunu paylaştı. Sürücü bendim dedi. Arkadaşı serbest kaldı. O tutuklandı. Özür dilerim. 22,5 yıl hapsi istendi. Verilecek her cezaya razıyım dedi, özür diledi. Mahkeme 13 yıl 4 ay ceza verdi. Arkadaşı Kenan Doğruysa suçu üstlenmekten 1 yıl ceza aldı. Adana'da 27 yıl önce okul bahçesinde sigara içme meselesi yüzünden tartıştığı öğretmeni öldüren ve ömür boyu hapis cezası alan bir kişi sahte kimlikle yakalandığı yerde ömür boyu hapis cezası almıştı. Sahte kimlikle kaçıp hem yaşam koçluğu yaptı hem de maratoncu olarak birçok madalya kazandığı Kıbrıs'ta kıskıvrak yakalandı. Bu okul bahçesinde öğretmenini öldürdü, yavru vatan Kıbrıs'a kaçtı. Orada yıllarca sahte kimlikle yaşadı. Maratonlara katılıp şampiyonluklar kazandı. Kaç tane yakaladın? Bir tane. İki ağ çektin değil mi? Ama işlediği cinayet peşini bırakmadı. Şampiyon katil 27 yıl sonra da olsa yakayı ele verdi. Yıldıray Keklik bundan tam 27 yıl önce bir arkadaşıyla beraber Adana'da Anafartalar Anadolu Lisesi'nin bahçesine girdi. İkili bahçede sigara içmeye başlayınca okulun öğretmenlerinden Hasan Bilgin yanlarına geldi ve iki genci de okul bahçesinden dışarı çıkardı. Yıldıray Keklik okul bahçesinden çıkıp gitti. Döndüğünde elinde bıçak vardı. Tek suçu onu uyarmak olan öğretmen Halil Bilgin'i gözünü bile kırpmadan öldürdü. Yıldıray Keklik tutuklandı ancak 5 yıl boyunca cezası kesinleşmedi. Kesinleşmeyince de tutukluluk süresi doldu, serbest kaldı. O da sahte kimlik çıkartıp Kuzey Kıbrıs'a kaçtı ve yeni bir hayat kurdu. Eğitim aldı. Sanki bir canı yaşamdan koparmamış gibi başkalarına hayat koçluğu yaptı. Bu arada maratonlara katılıp sayısız madalya kazandı. Küfürlü konuşanı kabul etmiyoruz. Öyle mi Uğur? O hiçbir şey olmamış gibi hayatını sürdürürken ömür boyu hapis cezası onandı ve polis peşine düştü. Katil şampiyon dün Kıbrıs'ta yakalandı. Cezasını çekmesi için bugün yarın Adana'ya götürülecek. Manisa'da evli bir genç kadını taciz ettiği öne sürülen adam kadının iş arkadaşları tarafından dövüldü. İddiaya göre genç kadını taciz etti. O kadının iş arkadaşları da adamı aldı, şiddet uyguladı. Taciz iddiası ve ardından gelen dayak görüntüleri Şov Haber WhatsApp ihbar hattına Manisa'dan geldi. İddialara göre bu genç kadın bir çay bahçesinde çalışıyordu. Patronuyla tartışınca ağlayarak dışarı çıktı. İddialara göre müşterilerden biri yardım bahanesiyle gelip taciz etti. Genç kadının çalışma arkadaşları o adamı içeri aldı. İddiaya göre yaptığını kabul etti. Aslında yapmaları gereken polise haber vermekti. Yapmadılar. Adaleti kendileri uygulamaya kalktılar. Şüpheliye şiddet uyguladılar. Müzik
Önce biri vurdu, sonra diğeri kafa attı. Bu beyaz gömlekli de onlara katıldı. Dayak yiyen adamın yardımına taciz ettiği öne sürülen genç kadın koştu. Arkadaşlarını engellemeye çalıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yok ama o adam daha sonra polise teslim edildi. Hakkında işlem başlatıldı. Sosyal medya minik Hira için kenetlendi bugün. Lösemi hastası 2 yaşındaki Hira için ailesi kan bağışı istedi. On binler seferber oldu, moral oldu Hira için. Şimdi sıra iyileşmesinde. O ne öyle tekerlekli bir şey var orada? Çocuğumuzun lösemi olduğunu duyduğum zaman yani yıkıldım. Allah gerçekten kimseyi, hiçbir anne babayı çocuğuyla sınamasın. Göz kırp bakayım. Göz kırp. Hira henüz 2 yaşında. 2 gün önce aniden ateşlendi. Anne babası onu aldı, hemen hastaneye götürdü ve doktorlar lösemi teşhisi koydu. Hira 2 gün önce koşup oynuyorken şimdi kemoterapi tedavisi görüyor. Çeşitli tetkikler yapıldı. Lösemi teşhisi konulduğunu söyledi. Çok hızlı gelişti. İlk kemoterapi seansını gerçekleştirdik. Şu an bağışıklığı çünkü 0. Orada neymiş ya? O dışarıda ve parktan çıkmayan bir çocuktu. Bir dönem en azından kalabalık ortamlardan uzak tutmamız gerekecek. Bir kan ihtiyacımız oldu. Sosyal medya aracılığıyla çağrıda bulunduk. Hira'yı aslında on binlerce kişi sosyal medyada tanıdı. Çünkü kan ihtiyacı vardı. Anne babası hemen paylaşımda bulundu ve o ihtiyaç giderildi. Şimdi ailenin tek isteği var. Yine böyle bir desteğe ihtiyaç duyduklarında on binlerce kişinin Hira için kenetlenmesi. Hira'nın bir sürü amcası, bir sürü dayısı, bir sürü teyzesi, bir sürü halası oldu. Mehmet Ali Erbil, Demet Akalın, Rafet Erroman, Ali Koç, Canı Gül'den çok teşekkür ediyorum. Bu destek bizi çok motive etti. Gerektiği durumlarda yine trombosit ve kan ihtiyaçları oluşacak. Bu yol zorlu bir yol. Minimum 2,5 sene sürecek bir tedavi süreci bekliyor bizi. Klibindeki kadın oyuncu bir hemşireyi canlandırdı. Ancak o hemşirenin kılık kıyafeti de, hal ve hareketleri de Sağlık Bakanlığı'nın hoşuna gitmedi. Bakanlık Mustafa Sandal'ın klibi için inceleme talep etti. Klipteki hemşire figürü de hal ve hareketleri de beğenilmedi. Mustafa Sandal'ın bu klibine Sağlık Bakanlığı'ndan şikayet geldi. Açıklama Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Mustafa Sandal'ın bahsi geçen klibinde gösterilen temsili hemşirenin tartışmalara yol açabilecek nitelikte olduğu belirlendi. Bakanlık klipteki ilgili sahneler için inceleme talep etti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na iletilen o resmi yazıda klipteki hemşireyi temsil eden kişinin kıyafet, hal ve davranışlarının mesleğin saygınlığını ve itibarını zedeleyebileceği söylendi. Başka bir deyişle Sağlık Bakanlığı toplumda sağlık çalışanlarına karşı yanlış bir kanı oluşmasın dedi. Çünkü klipte gördüğümüz temsili hemşire ile görmeye alışık olduğumuz sus işareti yapan hemşire arasında epey bir fark var. Rütü'ye verilen inceleme talebinde genel ahlakın, çocukların ve gençlerin ruh sağlığının korunmasına dair çalışmaların yürütüleceği ifade edildi. Güneş tutulması bu gece başlıyor. Peki bu tutulma hayatımızda neleri değiştirecek? Burçları ne yönde etkileyecek? İşte cevabı. Bu gece sabaha karşı 01:48'de Yengeç Burcu'nda bir güneş tutulması meydana gelecek. Önlerine çıkan küçük engelleri aşmak zorunda kalacaklar. Hepimizin hayatlarında bir şeyler yok olacak, bitecek. Güneş tutulmasına saatler kaldı. Herkes heyecanlı. Acaba bu tutulma benim hayatımda neleri değiştirecek diye merak ediyor. Peki bakalım güneş tutulması hangi burçları olumlu yönde, hangilerini olumsuz yönde etkiliyor? Balıklara aşk var, çocuk var. Yaratıcılıkların çok yüksek olacakları bir dönem. Bir anda pat diye gerçekten böyle düzgün birine aşık olabilirler. Bu tutulma koç ve yükselen koçları iş ve kariyerle ilgili konularda gitmeyen tüm ilişkiler, gitmeyen tüm işler artık sona eriyor. Bu tutulma akrep ve yükselen akreplere karşı birazcık daha böyle manevi duygularını daha geliştirebilecekleri. Yurt dışına çok çok seyahat edebilirler. Boğa ve yükselen boğalar için ise artık şehrimi değiştirmek istiyorsunuz, ülkemi değiştirmek istiyorsunuz. Bu 2,5 aylık süreci kullanabilirsiniz. Oğlakları ise bu yengeç tutulmasının etkisini
evlilik, ilişki ve ortaklık olarak göreceğiz. Evlenmeyi düşünmüyorsanız evlendirecek partner veya hayatınızda biri varsa onunla böyle ilişkiyi ciddileştirmek veya evlenmek gibi adımlar atabileceksiniz. İkizler ekonomi, finans, mali konular çok daha fazla gündemde olacak. Kredi çekerek belki de kendilerine yepyeni bir ev alacaklar ve yeni bir hayata adım atacaklar. Yer burçlarının ise bu tutuma finansal olarak etkileyecek. Burada yapmaları gereken tek şey olabileceğinden çok daha fazla borca girmeden yapabileceklerini veya ihtiyaçları olanından fazlasını harcamamaları gerekiyor. Başaklar için ise aşk dönemi başlıyor onlar için. Çocuk sahibi olmak istiyorlarsa hamilelikle ilgili konular gündemde ise önümüzdeki 2,5 ay destekleyici olacaktır. Kovalar spor yaparken çok zorlayıcı sporlar değil de daha yogadır, pilatestir. Yani birazcık daha kendilerine, sağlıklarını, günlük hayatlarının içindeki rutinlere dikkat edecek şekilde bir etki alanı sahip olacaklar. Aslanlar için ise bu tutulma daha çok sağlıkla ilgili konularda etkin olacak. Sağlıklarına, bedenlerine çok özen gösterecekler. Yengeçler için ise İlişkilerde tamam mı devam mı sorusunun arayacakları bir dönem. İlişkiler kötü gidiyorsa bu 2,5 aylık süreçte artık hani herkes kendi yoluna bakması gerekiyor ki yerine yenileri gelsin. Terazi ve yükselen terazi burçları ise ailede hastalar varsa 2,5 ay onların işte bakımları, kontrolleri, testleri vesaire çok da bunları ihmal etmelerinde fayda var sadece. Sadece bir günde 7 kilo verdi. Sıradaki haberimiz sabah akşam tartılanları, kiloları ile başı dertte olanları ilgilendiriyor. İşin uzmanları kanıtladı. Kilo vermek o kadar da zor değil. 24 saatte 7 kilo. Hedef kiloya düşene kadar devam edeceğiz. Yani ben 24 saatte 7 kilo verdim tartıda. Böyle görünüyordu ama aslında ben tam anlamıyla 7 kilo vermemiştim. 7 kiloyu verdi vermesini ama esas hedef bambaşka bir şeyi kanıtlamaktı. Verilen kilo önemli değildi. Tartıya bu kadar takılmak yerine bunu bir süreç, bir periyotlama gibi düşünüp sizin verebileceğiniz ayda ortalama kilo budur deyip ona fokuslanıp o disiplinde çalışmamız gerekiyor. Spor eğitmeni Uğur Çetin, tartıda kilo kaybetmek kolaydır. Önemli olan sağlıklı zayıflamak dediği ve bu iddiasını oldukça ilginç bir yolla kanıtladı. 24 saatte 7 kilo verilir mi? Bu soruya sizin cevabınızı bilmiyorum ama Uğur Çetin bunu yaptı. Tabii siz profesyonel bir sporcu olduğunuz için bunu yapabildiniz değil mi? 7 kilo verilir. Benim boyumda, benim kilomda biri için 7 kiloydu bu. Kendi başımıza deneyebileceğimiz bir şey değil. Uzman birisi bunu boy kilo oranına göre hesaplayarak tabii ki yapabilir. Yani bu sizde 2 kilodur, bende 7 kilodur. Çetin o 24 saatte protein yüklü bir kahvaltı dışında neredeyse hiçbir şey yemedi ve 24 saatte tam 7 kardiyo antrenmanı gerçekleştirdi. Tabii egzersizlerini saat başı gerekli ölçümleri yaparak ve mineral takviyeleriyle destekledi. Bilinçli spor yapmıyoruz biz Türk toplumu olarak. Erkeklerde düzenli spor yapan birinde boy kilo eşit hesaplanır. Yani 1.90 boyunda birinin 90 kilo civarında gezmesi, yani 3 kilo üstü 3 kilo altı gibi olması gerekiyordur. Bayanlarda da 16 hesaplanır. Yani 1.70'lik bir hanımefendi 60 kilo, 63 kilo, 57 kilo civarında olursa onun için bu sağlıklıdır. Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira İstanbul'da sahne aldı. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. İstanbul'da Shakira fırtınası esti. Şarkılarıyla, dünyaca ünlü kıvrak dansıyla eşsiz sahne şovuyla stadı dolduran hayranlarını bir kez daha büyüledi. Dünyaca ünlü Latin şarkıcı dünya turnesinde dün akşamki durağı İstanbul'du. Konsere koşarak gelenler arasında ünlü isimler de vardı. Shakira hem sesiyle hem enerjisiyle yıktı geçti. Unutulmaz bir gece yaşattı. Kelimenin tam anlamıyla bir ana kuzusu geliyor şimdi ekranlarınıza. Annesinin terk ettiği kuzunun çaresizliğine dayanamayan kadın onu evine aldı. Biberonla besleyip evladı gibi sahip çıktı. Meleğim. Şu iskembe. Acıktı mı kuzum sen? Bak bebeğim, bak bebek, bak. O ama yok. Altına bez bağladı, elleriyle süt içirdi. Sultan teyze annesinin terk ettiği minik kuzuya böyle sahip çıktı. Tamam, doydum.
Tamam. Yürekleri ısıtan görüntülerin adresi Niğde. 50 yaşındaki Sultan Soylu yazlık evine geldiğinde annesinin terk ettiği kuzuyu gördü. Hemen ona sahip çıktı. Adeta evladı gibi baktı. Biberonlarla süt içirdi. Sırada reklamlar var.